bahsetmemiz için nüvenle fenomen arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Biz fenomene baktığımız zaman fenomen bizim deneyimlerimizle aldığımız tasarımlarımızı şemalar yoluyla, kategorilerle bir araya getirerek aynı türden olanları ortaya koyduğumuz ürün. Burada yani bilgiyle alakalı bir şeydir. Yani fenomenle alakalı bir şeydir. Yani buraya fenomen alan diyoruz. Fenomenle alakalı bir şeydir. Fenomen dediğimiz zaman fenomen bilgi nesnesidir. Oysa nomenal alan diye kitaplarda geçen ve buranın nesnesi olan, yani daha doğrusu düşünce nesnesi olarak felsefe tarihine geçen numen kavramı vardı. Kendiliğinden var olan şey. Kendiliğinden. Farklı bir şey. Oraya geleceğiz. Buradaki düşünen düşünce nesnesi olma durumu da onun buranın bir bilgi alanı olmadığı, sadece varsayımlardan türeterek bir şey yaptığımız. Çünkü Kant diyor ki bilginin kesin olarak ortaya konulduğu bir yer. Yavaş ilerle. Arkadaşlar yapamıyor, takip edemiyorlar. Yavaş, gayet güzel. Evet, gayet güzel. Lütfen biraz daha yavaş anlayın. Evet. Bilginin ortaya konduğu yer alan, fenomen alanı, fenomenal alan yani. Kant diyor ki kesin bilgiyi biz buraya koysak da diyor bundan başka bir alanın olmadığına dair bir kesin bilgi de bulunamayız. Ama olduğuna dair de kesin bir bilgi de bulunamayız. Yani bu alan bir bakıma bilinemezler. Yani öteki bir anlamıyla belirsizler dediğimiz alandır. Yalnız biz numaral alandan bahsetmemiz için öncelikle biz görünen, yani biz fenomeni az önce yediğimiz arkadaşımız görüngü. Yani burada belirti, buradan da işaret ettiği şey bunun görünen bir şeydir. Bunun karşısına biz görünmeyen bir şey koyarız. Görünmeyen bir şey koyduğumuz zaman biz buna aşkınsal nesne deriz. Ama bu normal nesne gibi değildir. Çünkü burada biz fenomen alanındaki nesneyi uzay ve zaman aracılığıyla ve kategorilerimizin anlama yetimizin kategoriler aracılığıyla ele alırken aşkınsal nesneyi uzay ve zaman gibi olmayan ama başka bir sezgiyle, yani aşkınsal bir sezgiyle ele almamız gerekir. Bu açıdan Cihat sözünü balla kesiyorum. Cihat arkadaşımızın anlattığı bu konu dersimizdeki yeni bir konu. Yani Yeliz arkadaşımızın sunumu yani 3 aşağı 5 yukarı belki derslerde geçti ama Yeliz arkadaşımız derli toplu anlattı. Bu yeni bir konu arkadaşlar. Bence bunu not edin. Cihat arkadaşımızın yorumu. Aşkınsal sevgi dediğimiz şikayette bulunuyor buradaki arkadaşlar, Vedat arkadaşlar. Diyor ki biraz yavaş olsa ben not alıyorum, hızlıca not alamıyorum. Evet, ben alabilirsin. Pratik çözüm, bora erdoğan çözüm. Haydi devam et. Aşkınsal sevgi dediğimiz bir sezgiyle biz bu aşkınsal nesneyi nominal alana ekleyebiliriz. Aksi takdirde bizim bunu bilme, yani belirleme, daha doğrusu bundan bahsetme olanağımız olamaz. Çünkü biz bunu zaten uzayda zaman gibi bir sezgi oluyor da kavrayamıyoruz. Yalnız burada bizim bu aşkınsal sezgi konusuna girmeden önce kendimde şey ve numen ayrımı yapmam gerekecek. Çünkü numenal alan iki tane şeyden oluşuyor Kant'a göre. Numenal alan burada öncelikle kendinde şey var ve bir de numen dediğimiz kısım var, numenler. Burada kendinde şey dediğimiz zaman burada biz zorunlu olarak kendiliğinden var olan, burada ise mümkün olan şeylerden bahsedeceğiz. Burada biz kendinde şey dediğimiz zaman bazı kitaplarda aşkınsal ideal diye geçiyor. Yani tanrı dediğimiz şey ve onun gerisinde kalan diğer bütün bilinmeyenler, ama idealar konusunda buna aşkınsal idealar diye geçecek. Ama bir idealizmin çürütülmesi konusuna girmediğimiz için sadece üstünkörü bir şekilde geçmeyi düşünüyorum.
aşkınsal idealar denecek. Öncelikle kendimde şeyin ne olduğundan bahsedersek bu ayrımı yaptıktan sonra kendimde şey felsefede Kant'ı yorumlayanlar arasında iki şeye ayrılıyor. Bir tanesi tanrı olarak kabul ediliyor bu kendimde şey. Bir tanesi de bir birlik olarak kabul ediliyor. Biz tanrı olarak alırsak buradaki zorunlu kendimde şey aşkınsal ideal dediği yani her şeyin koşullu olan bir koşulsuz dediğimiz şey tanrı oluyor. Onun dışarısında numara alanının içerisinde bulunan her şey sadece diğer bilinmeyen nesneler oluyor. Diğer bilinmeyen şeyler oluyor. Birlik kavramına geldiğimiz zaman da insan sürekli bir nedensellikle her şeyi bir koşulsuza, yani her şeyi bir koşula bağlamak ister ama bunun sonucunda da her şeyin bağlı olduğu genel bir koşulsuz bir birlikten, yani burada birlik derken ve çokların birleştirmesi de bir birden bahsediyorum. Yani bu birlikten bahsediyoruz. Bu şekilde yorumlayanlar var. Oraya bağlamak ister. Yine aynı burada bildiğimiz bu birlik denen şey kendinde şeydir. Ve bunu numenal ayırdığımız zaman yine bu numenal alandaki diğer bilinmeyen şeylerin koşulu, yani diğer her şeyin koşulu yine bu birliğe bağlıdır. Ayrıca burada... Bunu anladınız mı arkadaşlar? Elif anladın mı? Bu şey tanrı ve birlik mevzusu. Evet. Yani evet. Ben birlik falan bulamadım. Sen birlik. Tamam, Cihan, kukle birlik istiyoruz. Tanrı'yı reddedenler var bir de. Evet. Bir de bir birlik kavramından bahsedenler var. Şimdi biz bütün her şeyi böyle bir nedene bağlamak istiyoruz. Bir sürü koşul var. Her şeyi bir koşula bağlıyoruz. Bu bundan olmuştur ama bunun koşulu budur. Bunun koşulu budur. Bunun koşulu budur. Ama burada biz bahsettiğimiz zaman en sonunda her şeyin koşullu olan ama koşulsuz olan bütün kavramların, bütün her şeyin bağlı olduğu genel olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu genel bir şey dediğimiz şey de kendinde şey oluyor. Ve geriye kalan bütün mümkün şeylerin mümkünatını veren şey bu şey. Yani kendinde şey. Ama bunun mümkünatını veren bir şey yok. Çünkü zaten kendinde, zorunlu olarak kendinden var olan şey. Bir sıkıntı var mı? Vedat, anladın mı? Yusuf. Hocam şu, yani evet. Bazı yorumcular şey diyor ya, birlik. Evet. Bir bütün. Bir bütün olarak Tanrı'yı kastediyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Tamam. Diğerleri neyi kastediyor? Yani onun bağlantısını da anlayalım. Şimdi burada bir kendi şey olarak Tanrı. Pardon, bir dakika. Arkadaşımız yorum yapacak, isminiz? Semiha. Semiha, sorunu sorayım sen sesle. Ya sorun yok, hani anlattığım. Tamam, bir daha açıkla. Sen açıkla. Tiyat arkadaşımız birlik derken hani iki anlamlı birlik kelimesinden bahsetti sanırım. Hepsinin bir bütünü toplanması diye de tek başına olması ama onu bahsettiği tek başına olması. Evet, tek başına olan bir genel olan bir şey. Genel olan ama her şeyi ondan mümkünatını aldığı şey olarak bahsettim. Ayrıca burada aşkınsal sevgi kavramına tekrar geri döneceğim. Çünkü burada kendimde şeyi bu şekilde ayırdıktan sonra biz hangisini alırsak alalım bu kendimde şeylerin. Kendimde şeyin iki tane durumu olacak. Birisi olumsuz anlamda, birisi de olumlu anlamda. Az önce aşkınsal sezginden bahsettiğimiz zaman bu aşkınsal sezginin ne olduğunu burada bahsettiğimiz zaman daha iyi anlaşılacak. Biz bu olumsuz anlamda kendimde şeyi, tanrı olsun, birlik olsun, biz bunu duyusal görülerimizdeki sezgilerimizle alamayacağımız için, yani şu şeyi aldığımız gibi, fenomeni aldığımız gibi, yani görüntüle ondan belirenleri aldığımız gibi alamayacağımız için bu olumsuz bir şeydir. Yani onu alamıyoruz, bunu beceremiyoruz. O olumsuz manada bir kendimde şeydir. Öteki soy olumlu manada bir kendimde şey ama biz bunun dışarısında bir dış sezgi, yani aşkınsal bir sezgiyi kabul edersek, ama bak burada bir kesin olarak bir kesinlik yok. Varsayarsak, bu bir varsayımdır. Varsayarsak böyle bir aşkınsal aşkınsal sezgi. Sezginin kendisini o şekilde bir onun bir bilinebilir gibi düşünebiliriz, yani onu varsayabiliriz o şekilde. O da olumlu manada bir kendinde şey olmuş olur. Buraya geldiğimiz zaman yine burada bir ayrım yapmıştık Numen'le kendinde şey arasında. Kant kitabında burada Tanrı'ya aşkınsal ideal diyor. Üç tane idesi var. Bunlar da aşkınsal ideal dediği için Tanrı'ya ve Tanrı da kendinde şey olarak yorumlandığı için
Ben bu konuya değineceğim yalnız idarecimin çürütülmesindeki gibi bir değinme olmayacak. Kalataslak bir değinme yapacağım bu konuya. Biz kendimize şeyi aldığımız zaman üç şeyden Tanrı'dan bahsederiz ama Tanrı dışındaki diğer ideler de var. Yani aşkınsal idealar dediği şeyler. Oysa Tanrı aşkınsal ideal dediği şey Tanrı'nın. Biz ruhun ölümlülüğü ve ölümsüzlüğünden bahsedeceğiz. Bir de özgürlük sorunundan bahsedeceğiz. Özgürlüğünden, insan özgür müdür? Bundan bahsedeceğiz. Tabii bunları kabataslak bir şekilde geçeceğim. Tanrı niçin numenal alandadır? Çünkü biz Tanrı'yı sezgilerimizle, duyusal sezgilerimizle kavrayamayız. Mekansal değildir çünkü o cisimsel değildir. Mekanın içerisinde onu algılamamız, almamız, sezebilmemiz, onu deneyimleyebilmemiz imkansızdır. Ama zamansal da değildir. Niçin zamansal değildir? Çünkü zamansal dediğimiz her şey bir oluş. Bu oluşun içerisinde yani var oluş, onun içinde oluş hali, sürekli bir değişim hali. Yani bir fazlalık, eksiklik durumu ve bir de sonu vardır. Oysa bizim Tanrı olarak kendinde şey dediğimiz şey, kendinden zorunlu olarak var olduğu için bir başlangıcı olamaz. Dolayısıyla biz de Tanrı'yı duyusal sezgimizde kavrayamayız. O yüzden bu bilinemeyenlerin alanıdır. Yani bir varsayım olarak kabul edebiliriz. Ruha geldiğimiz zaman ruh ölümlüdür diyoruz. Veyahut da ruh ölümsüzdür diyoruz. Ruhun ölümlülüğünden bahsettiğimiz zaman biz öteki dünyanın olmadığından bahsederiz. Ama öteki dünyadan bu tarafa gelen bir insan olmadığına göre öteki tarafın olmadığını bilemeyiz. Ama ruhun ölümsüzlüğünden de bahsettiğimiz zaman öteki dünyaya tekrar ruhun gireceğini ve öteki bir dünyanın varlığını kabul etmiş oluruz. Yani öteki dünyadan tekrar gelen bir insan olmadığına göre böyle bir şeyin kesinliğinden söz konusu olarak bahsedemeyiz. Sadece varsayım olarak kabul ederiz. O da hayatımızı etkiler. Ondan da birazcık bahsedeceğim az sonra. Bir de özgürlük dediğimiz alanlar. Burada genel olarak bir insan, yani Nazlı'nın, Nurbanlı'nın, birisinin, onun, bunun, şunun özgürlüğü değil. Genel bir insan kavramının özgürlüğünden bahsediyoruz. Genel insan kavramının özgürlüğünden bahsetmemiz için bunu özgürlük kısıtlayan bir neden var mı? Bu neden de onun var olmasına neden olan bu aşkınsal idealların, daha doğrusu diğer bütün bilinmeyenlerin var olmasına neden olan kendinde şey dediğimiz Tanrı. O yüzden Tanrı'nın varlığını da ispatlayamayacağımıza göre, insana özgür desek de demesek de onu bağlayan bir nedenin olup olmadığını bilmediğimiz için o da dolayısıyla bilinmeyenler alanında kalacaktır. Yani numenal alanda kalacaktır. Yalnız her halükarda bu üçü bizim hayatımızı etkilerler. Nasıl mı etkilerler? Tanrı'yı kabul eden birisi, mesela diyelim Hristiyanlar Kudüs almak istiyorlar, Müslümanlar da Kudüs almak istiyorlar, Yahudiler de Kudüs almak istiyorlar. İnançtan dolayı bir harekette bulunuyorlar. Yani hayatımızı etkiliyor. Ama biz normal bir alana bakarsak Tanrı'yı kabul etmeyen birisi, belki de ibadet yapacağı yerde, diyelim namaz kılacağı yerde kitap okuyacaktır. Veyahut da başka bir şey yapacaktır. Dolayısıyla bu hayatımızı her halükarda etkiliyor. Yani etkilememiz söz konusu değil. Ama biz onu varsayabiliriz, bilemeyiz. Ruhun ölümlülüğü, ölümsüzlüğünden bahsettiğimiz zaman da eğer ruha ölümlü dersek yine öteki dünyanın yokluğundan hareketle bunu diyeceğiz, yani kabul etmeyeceğiz. Ve ona göre bir harekette bulunacağız, ona göre eylemlerimizi belirleyeceğiz. Ama ruhun ölümsüzlüğünden bahsettiğimiz zaman öteki dünyadan bahsedeceğiz. O dünyaya bir hazırlanış aşamasından bahsedeceğiz. Öteki dünyanın nasıl bir şey olduğunu araştırmakla zamanımızı belki geçireceğiz. Bu şekilde hayatımızı yine etkileyecektir hayatta yaptığımız eylemleri. Özgürlük konusuna geldiğimiz zaman eğer insan özgürdür dersek insan yaptığı eylemden sorumlu olur. Ben sen özgürsün, sen bunu yapmakta özgürdür, niçin yaptın sorusunu sorarım. Çünkü bunu sen yaptın derim. Ama eğer insan özgür değil dersek burada karşımızdaki insana niçin sen yaptın diyemeyiz. Çünkü o zaten kendi isteğiyle, kendi istemesi üzerine bunu yapmamıştır diyeceğiz. Ama dediğimiz gibi buradaki temel kavramımız bizim varsayım ve yani varsayım, inanç ve bilgi alanı üzerinde olacaktır. Biz bir şeyi bilmesek de varsayabilir miyiz gibi bir sonuç çıkıyor buraya. Bunu okuduğum bir romandan hareketle söyleyeceğim. Kayıp Denklemler'de Shine diye bir kahraman var. Karısını öldürüyorlar. Haham'la karşı karşıya geliyor. Haham'a diyor ki
sen mi öldüren adamları gönderdin? O da dedi ki, karşıdaki hanım da diyor ki, hayır ben göndermedim diyor. Şahin tekrar dönüp kendisine soruyor ki, o halde ben bunu nasıl bilebilirim diyor. O arada haham ona dönüp diyor ki, sen bunu bilemezsin diyor, sadece varsayabilirsin ya da inanabilirsin diyor. Böyle bir fark koyuyor ortaya. Dolayısıyla biz Numen alanına, daha doğrusu Numenal alana dediğimiz, bilinmezler alanına dediğimiz şeyi sadece varsayabiliriz. Ama varlığını ispat edemeyiz, yokluğunu da ispat edemeyiz. Var da olabilir, yok da olabilir. Sadece varsayımsal olarak kabul ederiz veyahut da etmeyiz. Bu arada dinlediğiniz için teşekkür ederim.